Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün sizlerle beraber Rufus programı ile nasıl format USB'si oluşturacaksınız? Bunları anlatacağım detaylı olarak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar sorularınız olursa da yorumlara hepiniz tekrar yazabilirsiniz. Hepinize döneceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir programa ihtiyacımız var. Rufus programına. Chrome açıyoruz. Google geldi direkt. Rufus yazıyoruz arkadaşlar buraya. Gezginler sitesinden tıklıyoruz. Rufus 3.12 indir. Direkt buradan indirerek yapabiliriz. Sakla diyelim. Geri geliyoruz arkadaşlar. Windows 10 yazıyor. Windows 10. Siz hangi Windows sürümünü kuracaksanız internetten yazarak ISO dosyasını indirin. Ve ona göre benim dediklerimi uygulayın arkadaşlar. Ben size bugün Windows 10 üzerinden anlatacağım. Windows 10'u nasıl kuracağınızı. Ama bu yaptığım şey bütün Windows sürümleri için geçerli. Sorun yok. Direkt yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en başta Microsoft'un orijinal sitesinden bir Windows 10 indirelim. Üstüne tıklıyoruz. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Sağa tıklıyoruz arkadaşlar. İncele diyoruz. İncele dedikten sonra gördüğünüz gibi ekranımız küçüldü. Şuradaki Toggle Device Toolbar'ı işaretli olması gerekiyor bunu yapmanız için. Bunu işaretleyin. Ardından şuradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Responsive yapıp kendiniz büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. F5 atıyoruz. Yani sayfayı yeniliyoruz. Sayfa yenildikten sonra bizim karşımıza Windows sürümleri çıkacak. Evet arkadaşlar geldi. Sürüm seçin. Aşağı iniyoruz. Sürüm seçin kısmına tıklıyoruz. Burada en son Windows 10 sürümü var. Onayla diyoruz. Ardından dil seçin diyor. Biz Türkçe'yi seçeceğiz. Siz ne istiyorsanız artık bunu seçersiniz. Onayla diyoruz tekrardan. Ardından karşımıza iki tane sürüm çıkıyor. 32 bit, 64 bit. Siz bilgisayarınız hangisini kaldırıyorsa onu kullanın. 4 GB ve 4 GB RAM'in altındaysa eğer 64 bit yerine 32 bit kurun. Çünkü bilgisayarınız kaldırmaz. Bunları yaptıktan sonra ben 64 bit indiriyorum mesela. Üstüne tıklıyorum. Direkt başlatıyor arkadaşlar. İptal diyelim. Ben zaten daha önceden indirdiğim için benim ihtiyacım yok. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Ardından burayı da kapatabilirsiniz. Burayla bir işiniz kalmadı indirdikten sonra. Kapatıyoruz. Rufus programını açıyoruz. Çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi Rufus programı açıldı. Gayet basit bir arayüzü var. Buradan ISO imajını seçeceğiz. İndirdiğiniz Windows sürümünün ISO imajını buradan seçmeniz lazım. Seç diyoruz. Ardından gördüğünüz gibi direkt Windows 10 karşıma çıktı. Windows 10'a basıyorum. ISO olarak ISO dosyası olduğu için direkt olarak seçiyor. Burada arkadaşlar iki tane bölüm düzeni var. İşlemciniz 4. neslin altındaysa eğer NVR'ı seçin. Eğer üstündeyse GPT'yi seçin. GPT yeni nesil BIOS'lar içindir. NVR da eski nesil BIOS'lar içindir. Dikkatli olun. NVR'ı seçme kendi anakartınızın disk bölüm üzerinde internet üzerinden bakabilirsiniz. Dediğim gibi dikkatli olun. Yanlış yazarsanız Windows'u geri açamazsınız. Ondan dolayı dikkatli olun. Benim bilgisayarım GPT düzene sahip yeni nesil bir bilgisayar. Ama örnek veriyorum 2007-2008 bilgisayarı ise NVR seçebilirsiniz. 2014'e kadar vaktiniz var. 2014'ten sonrasıysa GPT olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi anakart modelinize bakın. Anakart modelinize bakmak için de Windows R tuşu yapıyoruz. Buraya DXDR yazıyoruz. Anakartımızın modeli burada çıkıyor. Görüyorsunuz. Bir sistem üreticisi, sistem modeli. Buna göre bakarak şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapatıyoruz burayı. Ardından dediğim gibi benimki GPT düzene sahip. Birim etiketi, diskin adı. Siz ne istiyorsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Ardından başlat diyorsunuz. Bir veri yok edilecek. İşleme devam etmek için tamama tıklayın. İçerisinde veri olmasın USB diskin çünkü tamamen biçimlendiriyor. Veri olursa bütün verileriniz kaybolur. Sadece Windows olur içinde. Dikkatli olun. Tamam deyin. Tamam dedikten sonra zaten hemen yazıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.